Evimizde sigorta neden atar? Veya kaçak akım neden atar? Sigorta attığında tespit nasıl yapılır? Arıza tespiti nasıl yapılır? Örneğin burası bir sigorta kutusu. Bizim sigortanın atma sebebi faz ve nötrün birbirine kısa devre yapmasıdır. Yani şunu birbirine değdirirseniz, faz ve nötrü birbirine değdirirseniz, temas ettirirseniz kısa devre olur arkadaşlar. Kısa devre olduğunda sigortanın içinde az önce göstermedim. Manyetik bobin ani tepki verir yüksek amperden dolayı. Sigortanın içindeki manyetik bobin doğrudan enerji akışını keser. Eğer ki evimizde sigorta atma sebebini bulmak istiyorsak arkadaşlar ne yapacağız? Bütün prizleri, evimizdeki bütün prizlerdeki cihazların fişini çekeceğiz. Yani bütün prizlerin fişini çekiyoruz. Prizlerimizi boşa bir çıkarıyoruz. Prizlerimizi boşa çıkarttıktan sonra tabii ki bu arada enerjilerimizi kesmiş oluyoruz. Enerjilerimizin hepsini kestik. Bütün sigortaları indirdik. Bütün sigortaları indirdikten sonra bütün prizlerdeki cihazlar buzdolabıdır, çamaşır makinesidir, fırındır. Ne var? Bulaşık makinesidir, televizyondur. Bunların hepsinin fişini çektik arkadaşlar. Daha sonra kaçak akımı kaldırıyoruz. Ve tek tek arkadaşlar örneğin benim şu sigortam mutfağı besliyor. Şu oturma odasını, şu çocuk odasını, yatak odası, banyo, tuvalet diyelim. Hani bu şekilde sigortalarımızın dağılımını yaptık linyelerimize, bu hatlarımıza. Öncelikle arkadaşlar bu sigortayı kaldırdık. Daha sonra arkadaşlar bunu kaldırdık. Daha sonra bunu kaldırdık. Daha sonra bunu hepsini kaldırdık arkadaşlar. Şimdi sigorta atıyor mu? Atmıyor arkadaşlar. Sigortamın hepsini kaldırdım. Tabii ki hiçbir prizimde şu an hiçbir cihazımın fişi takılı değil. Tek tek sokuyorum arkadaşlar. Şimdi prizime tek tek fişlerimi sokuyorum. Çamaşır makinesini soktum. Daha sonra buzdolabını sokuyorum. Daha sonra televizyonu sokuyorum. Daha sonra işte nedir arkadaşlar? Çamaşır makinesi. Ve çamaşır makinesini takınca pat attı arkadaşlar sigorta. Evet, sıkıntı nerede arkadaşlar? Çamaşır makinesinde. Ondan dolayı arkadaşlar çamaşır makinesine giden hattı kontrol ediyoruz. Hani ben şu an temsile olarak anlatıyorum. Bu sigortam şu anda aydınlatma boğatıma bağlı. Temsil olarak anlatıyorum. Hani priz boğatı olarak farz edersek. Buradaki bütün sigortaların prizleri beslediğini düşünürsek o şekilde anlatıyorum. Bu arkadaşlar prizimden veya şuradan anlatayım. Priz boğatı üzerinden anlatayım. Priz boğatım nerede benim? Evet şu. Çamaşır makinesinin fişini taktık ve pat sigortamız attı. Ne oldu arkadaşlar? Bilmiyoruz ne olduğunu. Arıza var. Öncelikle arkadaşlar çamaşır makinamızın prizini takip ediyoruz ve fazımız geldi. Bu hattı kontrol ediyoruz. Bu hatta sıkıntı yok. Prizimizi açıyoruz. Ve eğer ki varsa arkadaşlar kısa devre, herhangi birbirine temas, faz ve nötr onları arızayı tekrar tespit edip arızayı yok edip yapıyoruz ve kontrol ettikten sonra eğer ki hala arkadaşlar sigorta atıyorsa ne yapıyoruz? Çamaşır makinamızda sıkıntı var. Yani çamaşır makinamızın motor kısmında herhangi bir elektrik bağlantı kısmında kısa devre olabilir. Ondan dolayı çamaşır makinamızı tamir ettirmemiz gerekiyor. Ama tabii ki bu her zaman cihazlarda sıkıntı olacak diye bir kaide yok arkadaşlar. İnsanlar prizden prize bağlantı yaparken, atlama yaparken prizin içinde klemens birden fazla kablo kaldırmadığı için 2-3 kablo bağlıyorlar. Ve faz ve nötr birbirine yaklaştığı için kısa devre olabiliyor. Bazı arkadaşlar şu kabloları çıplak bağlayabiliyorlar. Yani izolasyonunu soyup bağlayabiliyorlar. O şekilde kısa devre oluşabiliyor. Ama dediğim gibi arıza tespiti bu şekilde yapılır sigortalar üzerinde değerli arkadaşlar. Evet, başka ne olabilir? Yani evimizde elektrik tesisatındaki arıza ne olabilir? Buhatlarımızda sıkıntı olabilir. Aydınlatma buhatlarımızda sıkıntı olabilir. Her zaman arkadaşlar burayı kontrol ediyoruz. Eğer ki sigorta atıyorsa hani dediğim gibi arıza tespitine yani önce sigorta kısmından bir
Başlangıç yapıyoruz. Burada sigortalarda herhangi bir gevşek. Sigortalarımız her zaman iyi sıkılmalı arkadaşlar. Buradaki kremi isteğimiz çok iyi sıkılmalı. Herhangi bir boşluk olmamalı. Biliyorsunuz boşluk olduğu vakit sigortalarda ne olur arkadaşlar? İki kablo birbirine tam temas etmediği vakit hani kaynak makinesini düşünebilirsiniz. Düşünürseniz ark oluşur. Enerji boşalması oluşur. Enerji birbirine tam geçemediği için, birbirine tam akış sağlayamadığı için burada yangın çıkar arkadaşlar. Ondan dolayı kesinlikle kablolu kremenslerimizi, sigorta kremenslerimizi çok iyi sıkmamız gerekiyor. Buradaki yine nötr hatlarımızı çok iyi sıkmamız gerekiyor. Bu hatlarımızı da çok iyi bağlamamız gerekiyor. Buradan aydınlatma, tabii bunları da kontrol etmek gerekiyor. Eğer ki aydınlatma prizi, sigortamızda problem varsa arkadaşlar, bütün aydınlatmaları kontrol etmeniz gerekiyor. Yani burada duyuyu bağlarken faz ve nötrü arkadaşlar bantlamamış olabiliriz. Bantlama sağlamadığımız için birbirine temas ediyor olabilir. O da bir olasılık arkadaşlar. Tabii yani dediğim gibi arıza tespiti her zaman olasılıktır. Şu da olabilir, bu da olabilir. Bütün her şeyi kontrol edersiniz. En sonunda arıza size kendisini gösterir. Anahtarı kontrol ediyoruz. Yine anahtar üzerinde bir bağlantı hatası olabilir. Veya dediğim gibi devre veya faz kablosundan birisi çıkmış olabilir arkadaşlar. Ve klemensle temas ediyor olabilir. Burada bir olasılık arkadaşlar. Ama daha çok hani benim gördüğüm arıza sebepleri mutfakta tezgah üstündeki arkadaşlar iki tane priz bağlantısını yaparken birbirine atlama alıyorlar. Bu hattan almıyorlar enerjiyi. Bu prizden bu prize atlama alıyorlar. Örneğin hani misal olarak anlatıyorum. Ve atlama aldıkları için arkadaşlar ve atlamayı yaptıklarında izolasyonunu soyulmuş kabloyla yapıyorlar. Hani nasıl bir zihniyet bilmiyorum. Hani böyle bir ustalarımız da var. Ve bundan dolayı arkadaşlar bir prizimiz fazla kabloyu kaldırmadığı için ne oluyor? Kısa devre oluşuyor ve sigortamız atabiliyor. Tabii evimizde 16 amperlik bir sigortaya arkadaşlar şofben bağlarsanız, şofben biliyorsunuz çok yüksek amper çekiyor. Ani su ısıtıcı. Yani 10, 16, 32 amper çekiyor. Birinci derecede 10 amper, ikinci derecede 16 amper, üçüncü derecede şofben elektrikli su ısıtıcı 32 amper çekiyor. Arkadaşlar yüksek amperden dolayı bir metal ısındığı zaman sigortamız yine atabilir. Ve size tavsiyem şudur. Termosifon kullanın. Kesinlikle elektrikli şofben kullanmayın. Kırsal kesimlerde böyle insanlar kullanıyorlar doğal gaz olmadığı için hani güneş enerjisi sistemi de taktırmayanlar işte işin kolayına kaçıyor. 400-500 liralık şofben alıp takıyorlar ama çok tehlikeli arkadaşlar. Küçücük bir cihaz 32 amper çekemez. Yani çekebilir de çok sağlıklı değil. Buna ne tesisat dayanır ne şofben dayanır. Yani, duş alırken çarpılabilirsiniz. Bunu da özellikle söyleyeyim. Hani kullanıyorlar. Yani bizim orada da hala kullanan var şofben. Şofben bağladığınız vakit arkadaşlar yüksek amperden dolayı sigortamız atabilir yine. Neden atar arkadaşlar? Dediğim gibi şofben 32 amper çekiyor. Çok yüksek amper çekiyor ama termosifon 9 amper bir şey çekiyor. Yani 80 litrelik termosifon 9 amper çekiyor. Yani 32 amper nerede? 9 amper nerede? Çok yüksek arkadaşlar. Evimizdeki buzdolabı bile koskoca buzdolabı 1,60 amper falan. Evimizdeki buzdolabı bile yani 1,6 amper çekiyor arkadaşlar. Bundan dolayı şofbeni çok da sağlıklı görmüyorum. Ben hani 2,5 milimlik kabloyu düşünsenize hani şuradan sigortadan 6 milimlik kabloyla enerji götürdüğünüzü düşünün hani sırf şofben için. Ya yine sıkıntı yani. Küçük bir cihaz arkadaşlar yani 20 santim 30 santimlik bir cihaz. Ani su ısıtıcı olduğu için 32 amper çekiyor. Çok yüksek. Yani içindeki metaller bile ısınır yanar yani. Onun dolayı hani bazı arkadaşlar görüyorum ya işte sigortadan 6 amperlik 6 milimlik sigorta çektim ben kablo çektim çok benim çok da sağlıklı çalışıyor ama ben yani tercih etmiyorum kesinlikle önermiyorum arkadaşlar tehlikeli hani o şekilde şofben kullanmak her zaman termosifon biraz daha sağlıklıdır benim için benim görüşüm tabii güneş enerjisi en sağlıklısı en doğalı ama her tarafta doğalgaz olmadığı için böyle bir farklı yöntemlere başvuru olabiliyor. Sizinizde enerji yoksa başka bir sebep arkadaşlar prizinizdeki faz ve nötr klemensinden birisi çıkmış olabilir. Bunu da kontrol edin. Hani şunu açtığınız vakit içindeki priz ve nötr klemenslerini kontrol edin. Arkadaşlar prizinizi açtınız. Hem kırmızı kablo var hem de kahverengi kablo var. Arkadaşlar nötr kablosuyla çekmemiş. Nasıl bileceksiniz arkadaşlar? Hemen kontrol kalemiyle bakıyorsunuz arkadaşlar. Hangisinde enerji var? Hangisinde enerji varsa
O fazımız arkadaşlar. Normalde hani böyle bir aptallığı kimse yapmaz ama bazı ustalar yapıyor. Nötr kablosu koymuyor prize. Kahverengiyi nötr yapıyor. Kırmızıyı da faz yapıyor. O şekilde bağlantı yapanlar var. Burada da arkadaşlar dediğim gibi kontrol kalemiyle kontrol edip hangisinin faz, hangisinin nötr olduğunu tespit edebilirsiniz.